Bekir Azar. Katiller manşetlerde. İki ay önceydi İngiliz basınında ilginç haberler yer alıyordu. Bunlardan biri de MI6 İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey yöneticileriyle yapılan bir röportajdı. O istihbaratçı Türkiye'de büyük saldırılar olacak diyordu adeta. IŞİD'in Türkiye içinde hücre evler kurduğunu ve yakında harekete geçeceklerini söylüyordu. Financial Times'ta kısa bir süre önce IŞİD'in Türkiye içinde etkinliğini artıracağını yazıyordu. Örgüt gizli operasyonlarını Türkiye ile içine alacak şekilde genişletiyor diye yazıyordu. Halifeliğin gücünü artırmak için IŞİD gözünü Suriye ve Irak'ın ötesine dikti diyordu. Gazeteye konuşan istihbaratçılar da IŞİD yeni topraklar kazanmak, komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve terör ihraç etme kararı aldı diyordu. Ve örgütün artık dış saldırı planlama birimi olduğunu söylüyordu. Bu iddiayı ortaya atanlardan biri de İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'nın eski başkan yardımcısı Nigel Engster'dı. Ve o günlerde İngiliz gazetelerinde şu başlıklar atılıyordu. Türkiye'de hedef ülkeyi istikrarsızlaştırmak. Haberlerin alt başlıkları ise şöyleydi. IŞİD özellikle sınırda kontrolü kaybettikten sonra gizli operasyonlarını Türkiye'ye de taşıdı. Türkiye ile bağlantıların muhafaza edilmesi cihatçılar için hayati önemde. Son dönemde yakın çevrede Türkiye'de Suruç'ta ya da Suudi Arabistan'da Temmuz ayında El düzenlenen bombalı saldırılar artık bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik daha planlı bir stratejinin parçası olarak görülüyor ve IŞİD bu çabalarını mümkün olduğunca yoğunlaştırıyor. Alt başlıkları okuduğunuzda satır aralarında ilginç detaylara ulaşıyordunuz. Adamlar IŞİD'e terörist demiyordu. Özellikle cihatçılar diye yazıyorlardı ve Türkiye ile birlikte komşu ülkelerin ve Suudi Arabistan'ın hedefte olduğu belirtiliyordu. Türkiye'ye saldırı olduğu gün Ankara ile bozulan ilişkileri tekrar en üst seviyeye taşıyan Suudi Arabistan'dan da kral suikaste uğradı, zehirlendi, hastaneye kaldırıldı haberleri geliyordu. Ankara'da vatandaşlarımızı katleden bomba patladığı gün petrollerini Türkiye üzerinden sevk eden ve bizimle hayati anlaşmalar yapan Kuzey Irak'ta da iktidar partisine saldırılar yapılıyor. Parti binaları PKK desteğinde ateşe veriliyordu. Kandil ateşi şehirlere yayacağız diye günler öncesinden açıklama yapıyordu. Washington merkezli düşünce kuruluşu WWC'nin direktörü ve CIA ajanı Harry Barkey de bir İngiliz gazetesinin açtığı özel köşede Eylül 2015'te şöyle yazıyordu. Ya seçimlerden aynı sonuç çıkacak ya da HDP meclise giremeyecek ve şehirler havaya uçacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığıyla tanınan Barki, dağlarda alınan kararları Washington'dan nasıl öğreniyordu? Aynı şekilde İngiliz istihbaratından gazetelere kadar kim varsa Türkiye'deki hücre evlere kadar haberdardılar ve onlar da nereden biliyordu. Yukarıda yazdıklarımı alt alta koyun ve Ankara'da yaşanan Kalleş saldırıya öyle bakın. Terör örgütleri istihbarat örgütlerinin çıkarları için kurulur, yönetilir, sahaya sürülüp kullanılır. Adamlar gazetelerinden Türkiye'ye terör ihraç edilecek diye aylar öncesinden yazıyor. Şehirlerin havaya uçurulacağını ilan ediyor. Bombalı saldırıyı o örgüt yok bu terör şebekesi yaptı diye tartışmanın anlamı yok. Bugünü yapar yarın diğeri veya bir gün bakarsınız birbirine düşman gibi görünen iki örgüt ortak eylem yapar. Önemli olan yapana değil yaptırana bakmaktır. Ülkemizde koalisyonlar isteyen kimdi? Aylarca koalisyon kurulsun diye yazanlar Avrupa'nın başkentlerinden konuşmuyor muydu? O başkentlerde teröristlerin ofisleri yok muydu? liderleri tatil yapmıyor muydu? Binlerce terörist elini kolunu sallayarak dolaşmıyor muydu? Birileri seçimleri engellemek için düğmeye bastı bu topraklarda. Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız diye HDP'nin eline slogan veren üst akıl Ankara'da bomba patladığı gün Kuzey Irak'ta da hortladı. Türkiye enerji konusunda kol kola giren Barzani için onu başkan yaptırmayacağız sloganıyla PKK eşliğinde ülkeyi yangın yerine çevirdi. Türkiye'ye yanaşan Suudi Kral da aynı günde zehirle halledildi. Çıkarları olanlar teröristleri kullanıyorlardı ve gazetelerinde manşet atıyorlardı. Hedef Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak diye. Terörü üzerimize sürenler karanlıkta saklanmıyor, manşetlerde yaşıyor. Bekir Hasar, Takvim